Şu iki konuda hiç şüphem ve tereddütüm yoktur. Birincisi, ahir zamanda Mehdi Hazretleri zuhur edecektir. İkincisi ise ahir zamanda İsa aleyhisselam nüzul edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda sahih hadisleri bulunmaktadır. İsa aleyhisselamın nüzulü ile ilgili hadisler manevi tevatür derecesindedir. Bu konuda icma vardır. Bu icmayı inkar edenler küfre kadar düşebilir. Efendimiz muhbir-i sadıktır. Söylediği, haber verdiği her şey doğrudur. Çok büyük imamlar, allameler, ulema, fukaha, mürşitler, mücedditler, ehlullah, Mehdi'nin zuhurunu, İsa aleyhisselamın nüzulünü tasdik etmişlerdir. Onları bırakıp da bir takım sapıkların, bidatçilerin, inkarcıların hezeyanlarına kulak verecek değilim. Mehdi'nin zuhuru, Hz. İsa'nın nüzulü konusundaki ayrıntılarda sarahat yoktur. Kesin bir tarih verilmemiştir. Keşif sahiplerinin söylediklerinin bazısı tahakkuk etmemiştir. Zuhur ve nüzul edeceklerdir de hangi tarihte bilinmemektedir. Tarihi ve teferruatı bilinmiyor diye inkar etmek hiçbir akıllı Müslümana yakışmaz. Mutezile fırkası mensupları kabul etmiyormuş. Onların inkarı ve tekzibi sadece bu iki konuya münhasır değildir. Onlar Allah'ın sıfatlarını inkar ederler, kelam-ı kadim olan Kur'an'ın mahluk olduğu bozuk inancına sahiptirler. Kabir ahvalini inkar ederler, zamanımızdaki bir takım sinsi, takiyeci, kitman yapan mutezile ilahiyatçıları bu konuda bana rehber olamaz. Mehdi ve İsa aleyhisselam konusunda İslam dışı bir sekt olan Fazlurrahmancılara da kulak asmam. Kemai veya Kemalist ilahiyatçılar da dinlenilmez. Sevgili Ehli Sünnet Müslümanı kardeşim, kesin olarak bil ki Mehdi gelecek, İsa aleyhisselam da inecektir. Bu ikisinde hiç şek ve şüphe etme. Muhbir-i Sadık haber vermiştir. Yine bil ki ahir zamanda yaşıyoruz. Küçük alametlerin hepsi, büyük alametlerin bir kısmı gerçekleşmiştir. Yeryüzü korkunç azgınlıklarla, fitne ve fesatlarla, nifak ve şikaklarla, fısk ve fücurlarla, isyan ve tuğyanlarla dolmuştur. Deccaller, kezzaplar, nemrutlar, firavunlar, süfyanlar insanlığı saptırmak için faaliyet gösteriyor. En son ahir zaman Deccali de zuhur edecektir. Orta Doğu'da büyük savaşlar olacaktır. Yer yerinden oynayacaktır. Maalesef işgal ile istila olacaktır. Beni Asfar, Konstantiniyye'yi ve Rum ülkesini alacaktır. Sonunda çekilecektir. Müslümanlar İstanbul'u ikinci defa fethedecektir. Bugünkü Rusya çok küçülecektir. Avrupa savaş yüzünden harabeye dönecektir. İsa aleyhisselam nüzul edince Yahudiler ve Hristiyanlar Müslüman olacaktır. Mehdi Hazretlerinin altın çağında Avrupa'da İslam ülkeleri ve halkları bulunacaktır. Kesin konuşamam ama İsrail'in varlığı sanırım 2022'de son bulacaktır. Üçüncü Dünya Savaşı'nda milyarlarca insanın ölmesinde şüphe yoktur. Kimisi mütevatir sahih hadislerde bildirilen ahir zaman alametleri hızlı bir tempo ile peyderpey vuku bulacaktır.